Ergün Diler İki küçük soru. Takvim gazetesi kripto para ya da dijital para meselesine dikkat çeken sanırım tek yayında. Yatırımcıları uyaran çok manşetimiz vardı. Türkiye birkaç gündür kripto para skandalını konuşuyor. Türkiye'de kripto para birimlerini alıp satmak için kullanılan borsalardan TODEX'in internet sitesine salı akşamından beri erişilemiyor. Şirket hakkında soruşturma başlatıldı. Tabi burada bir şirket bulunabilirse. Skandalın ortaya çıkmasından sonra 391 bin kişinin parasının ya da coin'inin yok olduğu ileri sürülmekte. 20 Nisan akşamı Todex'in Twitter hesabından yapılan açıklamada sitenin 6 saatlik bir bakım için kapatıldığı duyurulmuştu. Belli ki konu daha derindi ve sancılıydı. Şirketin sahibi görünen isim de ortalarda yoktu. İddiaya göre 16 Nisan itibarıyla Todex'te günlük işlem hacmi 1.2 milyar dolardı. Önce 4 önemli not paylaşmak istiyorum. 4 önemli görür. Janet Yellen, Bitcoin bir işlem mekanizması olarak yaygın kullanıldığını düşünmüyorum. Korkarım çoğu zaman yasa dışı finansman için kullanılıyor. Oldukça spekülatif bir varlık. Bence insanlar aşırı derecede oynak olabileceğinin farkında olmalı. Yatırımcıların yaşayabileceği potansiyel kayıplar konusunda endişeliyim. Ekonomi Profesörü Noriol Robine Kripto para birimleri tüm dolandırıcılıkların ve balonların anısıdır. Mevcut balonun eninde sonunda çöküşle sona ereceğini tahmin ediyorum. Nobel ödüllü ekonomist Richard Taylor Kripto para konusunda Warren Buffett gibi düşünüyorum. Anlamadığınız şeylere yatırım yapmayın. Kesin olarak yasal faaliyetlerde bulunan birinin neden bu kadar değişken bir para birimi kullanmak isteyeceğini bilmiyorum. Devam edelim. Nobel ödülü bir ekonomist olan Joseph Stiglitz'le de noktayı koyalım. Kripto para birimlerinin bir an önce sonlanması gerekiyor. Parayı daha az hale getirerek yasa dışı faaliyetlere büyük imkan sağlıyor. Kripto para ya da dijital paranın hayatın içinde yer alacağına inanıyorum. Asıl soru şu, patron kim olacak? Bence herkesin odaklanması gereken nokta burası. Finansal istihbaratın ne kadar önemli olduğunu yüzlerce kez yazdım. Önümüzdeki günlerde en çok buna ihtiyaç duyacağız. TODEX'te yaşanan sıkıntıya bakarken şirketin FinCEN'e başvuru yaptığını gördüm. FinCEN'i yani ABD'deki mali suçları araştırma anı geçtiğimiz yıl 2 trilyon dolarlık kara para aklama operasyonundan tanıyoruz. ABD'nin gözü kulağı yani. Tam burada kripto parayla kripto para borsalarını ayırmak ve tanımlamak gerekiyor. Kripto paraların güvenliğinde sorun yok. İçlerinde ödüllü dünya çapında hocalar var. Ancak borsa işi biraz karışık. Merkeziyetsiz denilen kripto para piyasası merkeziyetçi bir yapıyla yürüyor. Ve bütün paranın geldiği, büyüdü ve milyarca dolara ulaştığı alan adres ise borsalar. Ve düzenleme yok. Dünya genelinde yüzlerce, binlerce borsa var. Hepsi de bir masa sandalye mantığıyla hayatta. Ve para da orada dönüyor. İki küçük soru. Yabancı istihbarat örgütleri hedef ülkelerdeki hedef borsaları hackleyebilir mi? Terör örgütleri borsalara çökebilir mi? Elbette. 3 trilyon dolarlık piyasadan söz edilmekte. Ve giderek de büyüyecek bu alan. Devletlerin üzerinde ve dışında bir yapıya sahip olan kripto paralar alım satım yapılan adreslerde sıradan insanlara emanet edilmiş durumda. En büyük yanlış bu. Acilen borsaları da korumak için tutarlar yatırımcıların cüzdanlarına aktarılmalı. Borsada kalma süresi de getirilmeli. Mesela 2 saat. Süre dolduğu an işlem anında müşterinin cüzdanına gitmeli. Bu sistemi korunaklı hale getirir. Detaylara girip korku salmak istemem ancak NSA bütün borsaları yakından takip etmekte. Saklı gizli bir şey de yok. Ancak ikinci bir el üzerinden hacklenmeyecek borsa da yok. Değişme sırtımızı dönemeyiz ancak kontrol edebiliriz. Bitirirken küçük bir not. Kripto borsasında dönen paralarla siyasi hedeflere ulaşmak kolay mı zor mu? Düşünün bakalım. Ergün Diler Murat Alan Hadi bakalım kriptocular. Sorun hesabını Kemal Bey'den. CH Patik Kafa'nın kapatılsın dediği Diyanet İşleri Başkanlığı'na soruldu. Bir koyup beş almak istediğimiz bir sistem var. Adına kripto para borsası diyorlar. Ne düşünüyorsunuz bu helal mi? CH Patik Kafa'nın kapatılsın dediği Din İşleri Yüksek Kurulu Başkanlığı cevap verdi. Kendi özünde ciddi belirsizlikler taşıyan, aldanma ve aldatma riski ileri düzeyde olan, dolayısıyla herhangi bir güvencesi bulunmayan, ve kamuoyunda saadet zinciri olarak bilinen uygulamalar gibi belirli kesimlerin haksız ve sebepsiz zenginleşmesine yol açan dijital kripto paraların kullanımı caiz değildir. CH Patik Kafa'nın 128 milyar doları kayboldu eleştirisi yönelttiği Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası kripto para yönetmenliği yayınladı. Merkez, kripto varlıklar ödemelerde doğrudan veya dolaylı şekilde kullanılamaz. Ödeme hizmetlerinin sunulmasında ve elektronik para ihracatında kripto varlıkların doğrudan veya dolaylı olarak kullanılacağı bir şekilde iş modelleri geliştirilemez bu tür iş modellerine ilişkin herhangi bir hizmet sunamaz. Ödeme ve elektronik para kuruluşları, kripto varlıklara ilişkin alım-satım, saklama, transfer veya ihraç hizmeti sunan platformlara veya bu platformlardan yapılacak fon aktarmalarına aracılık edemez diyerek bankacılık sistemini ve vatandaşları koruma altına almak istedi. Sonuç ne oldu? Cumhuriyet gazetesi muhabiri Ayça Han haber yaptı. Kripto para araştırmacısı diye birini bulup konuşturdular. Merkez Bankası'nın bu kararı oksimoronluk, öngörüsüzlük, işbilmezlik olarak yorumlandı. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu 16 Nisan sabahı bir tweet attı. Yine bir gece yarısı zorbalığı kurtaramadılar bu zihniyetten. Kripto kararını kime danıştın ey iktidar dedi. Merkezin hamlesine Yetmedi, öğleden sonra yine geçti klavyenin başına. Tüm gün farklı paydaşlarla görüştüm, kripto 1 milyar dolarlık teşebbüsümüzün çıkacağı yegane alandır. Türkiye'nin finansal teknoloji girişimlerine darbe vurdular, gençlere tahammülleri yok bunların, yok yok yok. 28.000 CH Patik'te 1 dakika Başkan bu yönetmenlikle önemli bir şey amaçlıyor olabilir. Aç fırsata dönüştürmek isteyen dolandırıcılara engel olma girişimi olabilir bu uygulama bile demeden bastılar beğeniye. Mahmut Erdal isimli bir yoldaşı kripto paraya dokunan yanar. Z kuşağından oy dilenenler özellikle bilmeli. Öz babası karşı çıksın onu da siler Z kuşağı. Dünya dijitalleşirken bu hamlenin gelmesi ülkenin geleceğine vurulan büyük bir darbedir paylaşımıyla destek verdi Kemal Bey'e. Ve dün sabah bomba patladı. Ajan Türkiye'nin en büyük üçüncü kripto para borsası TODEX'in sahibi Faruk Fatih Özer, siteyi kapatıp 2 milyar dolarla yurt dışına çıktı haberi düşünce eyvah dedim. Anlaşılan o ki ilgili yönetmelik yayınlanınca düzenleme yapılacağı bilgisi sızınca herif firar etmiş. 5816 sayılı kanun önünüzde dursun ve her yıl yüzlerce kişi bu kanundan sebep cezaevini boylasın ama sosyal medya profiline Atatürk fotoğrafı koyan kripto paracılar 2 milyar dolar çalsın. Faruk yarın öbür gün nasıl dolandırdım başlıklı bir kitap yazıp birileri gibi 1881 tane de bastırırsa şaşmayın. Hadi bakalım babasını bile sileceğini söyleyen Z kuşağı cevap versin. Merkez Bankası mı haklıymış yoksa Kemal Bey mi? İktidar bizden oy dilenirken dikkatli olsun diyen Mahmut, Diyanet mi haklı yoksa Cumhuriyet Gazetesi'nin oksimoronları mı? Bilgisayarı sahte hesap açıp sağa sola sövmek için kullananlardan bir tanesi de çıkıp ''Yahu biz niye bu düzenlemeye karşı çıkıyoruz?'' dedi mi? Bu kripto paraların ve borsaların hiçbir güvencesi yok, acil bir düzenleme yapalım diyen CHP'li vekilleri duydunuz mu? Duyamazsınız. Çünkü CHP'li vekiller 128 milyar dolar nerede yalanıyla meşgul. Yüzleri dahi kızarmayacak. Partimizdeki taciz tecavüzlerin sorumlusu İstanbul Sözleşmesi'ni uygulamayan AKP'dir diyenlerin yüzü kızarır mı? Bekleyin görün sorumlusu hükümet diyecekler. Hükümetin sorumlu olduğu ama kimsenin konuşmadığı bir olay var. Gazeteci Zihni Çakır'ın gözaltına alınması hadisesi. Amiraller bildirisini haberleştiren Zihni Çakır gözaltına alınmış. Bunu aklım almıyor, mantıklı bir cevap bulamıyorum. Bildirinin karşısında yer alan bir gazeteci, sırf Halk TV'deki azgın azınlık hedef gösterdi diye nasıl gözaltına alınır? Bu işin peşini bırakmayacağız. Arka planında kim bilir neler çıkacak. Selametle. Murat Alan